Kanka, baksana yeni alet gelmiş spor salonuna. Ha, bu şey ya bu. Bu bacağın böyle arka tarafı için. Allah Allah, nasıl yapılıyor ki o ya? Bak. Ha. İnsanların birbirinden güzel yüzlerini gösterdiğimiz İnsanlar Alemi belgeseline hoş geldiniz. Saat 19. Ofislerinden çıkan beyaz yakalıların spor salonlarına olan büyük göçü başladı. Onlardan ikisi olan Samet ve küçük Bilal'e kulak verelim. Bir insan erkeği yeni alet görünce dayanamaz kurcalar. Bakın bakın minik nasıl da mutlu oynarken. Kanka böyle yapıldığına emin misin ya? Daha çok ekmeğe basmış gibisin şu an. Yok lan. İnternetten biliyorum ben bunu. Böyle yapılıyor. Allah Allah. Çek. Beyefendi. Hop. Aleti yanlış kullanıyorsunuz. Şu anda yüzünüzün değdiği yere normalde poponuzun gelmesi lazım. Spor salonunun kralı, kaslı spor hocası. Bir... Pardon, dış ses. Kaslı spor hocası sensin. Yani olduğu kadar. Yesin. Olduğu kadar. İnandırıcı gelmiyor değil mi sana? Yani. Yani kaslı spor hocası gibi olman lazım. Ha. Yani öyle göster kendini. Sesinle, duruşunla, özgüveninle bunu bize yaşat. Hareketlerinle falan hepsi. Bir gösterebilir misin Bilal mesela? Nasıl dursa sen yersin. He. Baba böyle durursan sorun olmaz. Bak öyle. Tamam. Bacaklar da kavuşmuyor değil mi kastan? Tabii ya o şey. O kas, kastan. Güzel. Bezini yeni değiştirmişler yani. Evet, evet. Buraların hakimi sensin gibi. Bu dış sese de bir çift lafım olacak. Daha belgesel tadında anlatması lazım, öyle değil mi? Tabii. Bayağı normal, öyle? Normal adam gibi anlatıyor. Tamam. Duydum. İşte böyle değil, böyle tok, tok istiyoruz. Duydum. Kendinden emin. Evet. Bu hep açıyor, ondan oluyor. Evet, buyurun. Böyle böyle, bu böyle kardeşim. İnternetten biliyorum ben bunu. Allah Allah. Beyefendi, aleti çok yanlış kullanıyorsunuz. Normalde şu an yüzünüzün değdiği yere poponuzun gelmesi lazım. Spor salonunun kralı, kaslı spor hocası. Bir spor hocası normal bir erkeğin 5 katı kadar daha fazla kız kaldırabilir. Bahadır, bugün ne yapıyoruz? Şimdi Sinemciğim bugün şöyle yapılır. İlk önce koşuyla başlıyoruz. Seni yürüme bandını alayım. Tamam. İşte bu da salonun en güzel müşterisi Sinem. Bir süredir Bahadır'la beraber. Bahadır kaslarının verdiği özgüvenle dalgın. Dikkatle izliyoruz. Kıskanç bir insan dişisi doğadaki en tehlikeli ve hızlı türlerdendir. Merve kim ya? Merve'ye niye mesaj açıyorsun? Bakalım Bahadır hızlı düşünebilecek mi? Asker arkadaşım. Düşünemedi. Tamam, telefonumu alabilir miyim? Taksi bitti oğlum be! İşte sonunda Sinem boşa çıktı. Bakın bakın, bizimkiler nasıl da kabardı. Aylardır bu salona geliyorlar ve Sinem ilk defa bekar kaldı. Güzel bir kız doğada sadece 1-2 hafta bekar kalabilir. Bilal ve Samet hızlı davranmaları gerektiğinin farkındalar. Ya pardon, siz ne yapıyorsunuz? Ben ağırlığa gireceğim de. Şurada. Şu tarafta. Ağırlığa gireceğim de ısınıyordum. Şuralarda da olabilir. Bilal kabararak kendini olduğundan büyük göstermeye çalışıyor. İşi çok zor. Ben de gireceğim. Ben de ağırlığa gireceğim. 50 kilo kaldırıyorum ben bu arada. Ne? 50 kilo mu? 80! Ben 80 kaldırıyorum! İşte Bilal'in çiftleşme çığlığını duydunuz. Bakalım başına ne işler açacak. 80 kilo mu? Gerçekten ben şu an bunu burada görmek isterim yalnız.
Aynen kanka. Ben de görmek isterim yalnız. Zevkle kardeşim. Minik Bilal, dominant gözükme adına büyük riske girdi. İyi şanslar koca yürekli, güççük adam. Kankacığım ben sana ağırlıkları takma konusunda yardımcı olayım istersen ha. İyi, iyi bu ya, iyi. Dur ya 10 kilo daha takayım, yeni rekor olsun istersen. Lan ne diyorsun? Ne? Rekor mu? Tak, tak, tak. Tak. Yavaş, yavaş. Tamam, dur, tamam. Aman dikkat edin. Hay Allah. Tam 90'a. Hazır. Hadi buyur bakalım. Bakın Samet 20 yıllık kankasını nasıl da satıyor. Doğada hiç acıma yok. Ya Rab güç ver. Yalnız 90 kiloyu kaldıran bir erkek ben hayatımda görmedim. Hayır bir şey değil. Görsem çok etkilenirim. Kanka ne yapıyorsun? Yılların biriken enerjisi sonunda bir işe yaradı. Bilal kendi kilosundan daha fazla ağırlık kaldırıyor. Doğa gerçekten mucizelerle dolu. Kanka emin misin? Yüzünde görmediğim damarlar çıkıyor şu an. Saçmalama Samet. Her gün yaptığım şey... Ne olacak ki? Ne olabilir? Bilal'in kolları aşırı yüklenmeden geçici felç oldu. Evet oldu. Bakalım ne yapacak? Şu an... Gerçekten inanamıyorum. Yani müthişliğin ya şu... 90 kiloyu kaldıran o elleri bir sıkmak isterim ve tanışmak isterim. Merhaba, ben Sinem. Ben de Bilal. Ya ellerim terli şimdi, şey yapmayayım sizi de. Ha. Benim elim terli değil. Merhaba, Samet ben bu arada. Merhabalar. Merhaba. Samet, Bilal'in felç olduğunu anladı. Üstüne gidecek. Kankam çok etkilendim ya. Eyvallah, sağ ol kardeşim. Vallahi helal olsun. Nasıl yaptın biraderim? Gurur duyuyorum seninle. Çak! Elim terli diyorum kardeşim. Niye ısrar ediyorsun ya? Özür dilerim kanka, unuttum bir an ya, biliyor musun? Ya o zaman rica etsem benim şu havlumu bir tutabilir misin? Ayakkabımın bağı çözülmüş. Canım kardeşim, elim terli, kirlenmesin. Şöyle buraya at, alırsın sonra buraya at. Ha peki olur. Ha. Ya, ya sen ne yapıyorsun yani? Alemsiniz vallahi. Samet önemli bir koz elde etti. Kızı ilk güldüren adam oldu. Bilal bakalım ne cevap verecek? Canım ya, iş yerinde de bizi böyle hep güldürür. Benim canım personelim. Personelim benim ya. Bu benim altımda çalışıyor. Ha personel derken? Pazarlama, yönetim, destek birimi, takım üyesiyim. Asistan, asistan. Bilal kariyer kartını kullandı. İşler kızışıyor. Bakalım doğada çok nadir bulunan kız numarasını kim alacak? Oğlum bak. Tamam. Selam arkadaşlar. Bahadır Hoca içeride ağlıyordu, gördünüz mü? Ha normaldir, ben biraz önce onu terk ettim de. Yok ya, telefonu kırılmış, onu ağlıyor. Terk mi ettiniz? İşte ilişki leşlerinden beslenen bir çakal. Fikrus Yavşakus. O da rekabete katılıyor. Şu an boşsunuz yani. Yani evet. Ama Bahadır da çok boştu gerçekten. Çok boş bir insandı. Ya erkek dediğinde birazcık kültür, entelektüellik olacak ya. Aha, tabii, tabii, aha, tabii. Tabii canım. Entelektüellik, evet. Tabii. Evet. Biliyor musunuz, ahtapotların 3 tane kalbi varmış. Ne? Ay bilmiyordum. Vaa. Wow. Ay düşünsenize. Bir tanesi kırılsa ikisiyle idare eder. Ha 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 ha
su samurlarının da dişleri ölene kadar uzarmış biliyor musunuz? O yüzden hep bir şey kemirmek zorundalar yoksa beyinleri delinir. Ay bilmiyordum ya. Ay yazık onlara. Ay yazık onlara. İşte görüyorsunuz. Erkekler dişi için rekabete başladı. Doğada bu tip olaylara çok sık rastlanır. Arkadaşlar, kirpiler bilgisayar kullanabiliyormuş biliyor musunuz? Tabii. Ben Excel'de tablo yapan bir tane kirpi görmüştüm. Gerçekten. Bilal üste çıkayım derken fena çuvalladı. Eğer hemen toparlamazsa şansını sonsuza dek kaybedecek. Fikri Bey ne ara Instagram'daki bütün fotoğraflarımı like'ladınız ya? Çakal Fikrus Yavşakus, Sinem'in profillerine dadandı bile. Minik Bilal için çember daralmakta. Ya Instagram demişken ben de hafta sonu anneannemi ziyarete gittim. O canım benim. Ya anneanneni mi ya? Ne tatlı. Bazı insan dişileri için aile her şeyden önce gelir. Kanka, anneannemle bir sürü resim çekildik diyordun. Açsana Face'ten. Hadi açsana bakalım, hadi lütfen. Eyvah, Bilal'in elleri hala tam tutmuyor. Acaba ne yapacak? Ya elim çok terli, şimdi böyle görüntüsünü istemiyorum. Ya lütfen ama ya, hadi aç Face'ini. Hem hazır Face'ini açmışken belki birbirimize eklerdik. Diyorsun. Hay gidi hay hay. Ay bu neymiş benim telefonum? Wow, şu mücadeleye bakın. Gerçekten de göz yaşartıcı. Akşam akşam bize eğlence çıktı. Ya sen iyi misin? Çok çok iyiyim. Hayatımda hiç bu kadar iyi olmamıştım. Ha, iyi. Göstereyim ben şimdi sana bunu. Bakayım. Eyvah! İnsan dişisi sinirlendiğinde 5 hilti kadar kırıcı olabilir. Yapar mısın? Oha! Ya çok özür dilerim. Elim bir anda havaya kalkınca çarptı size. Çok özür diliyorum. Ya ben daha dolgumu yeni yaptırdım. Tamam mı? Sen elini koluna zaten ne yapıyorsun ki? Ya yazık. Geçici felç olmuş herhalde. Baksana. Ama benim kollarım hala tutuyor. Samet erkeği hala deniyor. Gerçekten takdir edilesi. Bir dakika ya, geçici felç mi? Nasıl yani? Şunu kaldırdın diye oldu değil mi? Şu 90 kilo. Çünkü hayatında hiç 90 kilo kaldırmamıştın. Yalancı. Hayır. Bir anneannem var mı acaba? Var, var. Şu telefonu bir alabilsem göstereceğim de. Sinemciğim. Ya bak. Ben askerliğimi subay olarak yaptım. Merve Üsteğmen de benim askerden arkadaşım. Aha bu da kanıtı. Subay bölümü. Ya! Benim on ya. Yok artık canım. Gerçekten de öyleymiş ya. Hay aksi ben onu bilemedim ama çok özür dilerim Bahadır. Kendimi sana nasıl affettirebilirim? Düşüneyim. Düşündüm. Hah. İçeride squat yapacaksın. Ben de seni video çekip internete koyacağım ve böylelikle para kazanacağım. Ama sana 5 kuruş vermeyeceğim. Nasıl? Süper! Haydi hadi o zaman. Gel. Karın kası insan erkeklerinde her türlü şey... Sen ne diyorsun? Ne diyorduk? Karın kası insan erkeklerinde her türlü şerefsizliği saklayabilir. Evet, Bilal ve Samet bugün de evlerine kızsız dönecek gibiler. Fakat o da ne? Güzel kızların artıklarından beslenen yancı kız. Lafı fazla uzatmayacağım. Kahve içmek isteyen var mı? Ben içerim. Ben. Kanka kusura bakma. Eli boş çıkmaktan iyidir. Gel. Oğlum bari şu telefonumu verseydin lan. Öpüyorum. Lan şu telefonumu verseydin bari. Güççük Bilal, dengelerin her an değiştiği insanlar aleminde bu geceyi de yalnız geçirecek. Üstelik iki eli de tutmuyor. Hayat bazen gerçekten çok zor. Bundan daha kötü ne olabilir ki? İşte yeni bir tür
ağırlık çalışırken bağıran badici. Aa! Aa, neye kızdınız acaba? Aman! Şefik, hepsinde daha yükseliyorsun. Her tekrar daha zor olur, değil mi gittikçe? Tabii. Sen ilkini çok iyi girdin, sonra ikinciden itibaren zorlandın. Yani ilkini öyle bir gir ki gittikçe yükselen bir grafik tamam çizelim. Ne yapacakmışsın? Yükseleceğim. Evet, proteini azalmış. Koy ilk kaldırıştan alalım, bunu bölmeden yapmamız lazım. İlki böyleyse bu. Dış ses. İşte yeni bir tür. Biz de şoktayız şu an burada. Bundan daha nasıl yükselecek merakla bekleyeceğiz. Kim bu? Ağırlık çalışırken bağıran, aa diyen badici. Kendi başını ye işte şimdi. Ya yardımcı olmak istiyorum ama neyiniz var bilmiyorum ki. Aman! Beyefendi, çok özür dilerim. Şu telefonu bana verebilir misiniz? Evet, şu telefonu diyorum. Bana, şuradaki telefonu bana... Beyefendi, şu telefonu diyorum, telefonu. Yeter be! Kaldıramayacaksan bağırma kardeşim. Bir badiciye söylenecek en son laf. Ne yaptın küçük Bilal? Ay telefon, ay telefonum. Beyefendi rica etsem şu cebime koyar mısınız? Çok kafa açıyorsun. Uza ama fayda etmez. Ben esprinizi anlamadım. Efendim teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili seyirciler, insanlar aleminden bu hafta... Tamam.